Bir de ek olarak Compound Reverted Gear Train dediğimiz dişli kutularımız var. Bu dişli kutularımız bir öncekiniyle karşılaştırırsak, üçüncü milimiz burada aşağıda. Dolayısıyla dişli kutumuzun boyu daha uzun. Bunu yukarı alırsak şuraya, bununla birleşik olmayacak, ayrı olacak ama yukarıda olacak. O zaman daha kompakt, daha sıkışık şekilde bir dişli kutusu elde edebiliyoruz. Burada bir de amacımız şu birinci mille son milin arasındaki ekseni çakışık olması. Bu sayede birinci mille ikinci mil arasındaki mesafe ile 3 ile 2 arasındaki mesafe eşit oluyor. Oradan da bu eşitlikten D2 bölü 2 artı D3 bölü 2, D4 bölü 2 ile D5 bölü 2'nin toplamına eşit oluyor. Yani şu mesafe ile bu mesafe eşit aslında. P eşit N bölü D formülünü biliyoruz. Burada P tüm dişilerimiz için eşit. Bu şekilde varsayarsak, D'yi de yalnız bırakırsak ve yerine koyarsak D'leri burada. Şu aşağıda gördüğünüz formül oluşuyor. Buradan P'ler birbirini götürdüğünde bir denklemimiz daha geliyor bize. Bu sayede elimizde önceki sorulardaki iki denkleme ek olarak, iki denklem modüllerden geliyor aslında, oranlarından dişlerin. Onlara ek olarak iki dişlinin toplamı, buradaki soldaki iki dişinin toplamı, sağdaki iki dişinin sayılarının toplamına eşit oluyor. Bunu da kullanarak işlemlerimizi biraz daha kolaylaştırabiliyoruz. Bununla ilgili bir soru çözeceğiz. Örnek 13.5. Şimdi burada bakarsanız bir yine dişli kutumuz 30'a 1 oranla kesin olarak tasarlanmak isteniyor. Ve minimizing the overall gearbox size deniyor yine. Minimize etmek istiyoruz. Şimdi önceki soruları çözerken şuradaki yine minimize etmek istiyorduk. Ama burada bir bilgimiz eksikti bizim. Compound gear train'leri bilmiyorduk. Şu milin yukarı alabileceğimizi bilmiyorduk. Şimdi onu öğrendiğimiz için minimize etmek istediğimizde bu mili yukarı alıp yapalım demek daha mantıklı olacak. Çünkü gördüğünüz gibi dişli kutusunun boyutunu küçültecek aslında. Bu yukarıdaysa aşağıdan daha kısa mesafeden kutuyu sarabiliriz. Dolayısıyla şimdi o bilgi varsa elimizde direkt o milin yukarıda olduğunu düşünebiliriz. Zaten spesifik olarak soruda şey söylemiş. Input ve output şartların inline olmasını söylemiş. Ama demese bile minimize etmemiz için bunu kullanabilirdik. Specify appropriate teeth numbers demiş. Bir de aynı zamanda yani dişli sayımızı bulun istiyor. Yine benzer işlemler yapacağız burada. Yani e'miz yine 30. Exact dediği için yine 30'u bileşenlerine ayırabiliriz. 6 çarpı 5 yapabiliriz. Yani buradan n2 bölü n3 eşit 6. Bu bize n2 eşit 6 n3 denklemini verecek. Bir elimde bulunsun bu. Buna equation 1 diyeceğim. Bir de n4 bölü n5. n2, n3, n4, n5'i şuradaki tanımdan yaptım aslında. 2, 3, 4 ve 5. Siz 1, 2, 3, 4 de diyebilirsiniz, fark etmez. Sayı ne veriyorsanız ona göre oranları yazın. Ben 2'nin 3'e oranı 4'ün 5'e oranına, 2'nin 3'e oranı 6, 4'ün 5'e oranı da 5 olacak şekilde yazdım. Ve soru bizden inline istiyor bunları. Bu inline'ı gördüğünüzde ya da minimize gearbox deyip siz o giriş ve çıkış şartlarını aynı eksende yapmak istediğinizde direkt şu formülde kullanacaksınız. n2 artı n3, n4 artı n5 eşit. Yani bir formülümüz daha var burada. n2 artı n3 eşit n4 artı n5. Direkt bunu kullanacağız. Şu n4'ü de bu arada n4 eşit 5 n5 olarak yazayım. Bu da denklem 2 olsun. Buradan n2 ve n4'ü, denklem 1'deki n2'yi, denklem 2'deki n4'ü alıp buraya yerine yazacağım. Üçüncü denklem diye düşünebiliriz onu da. Bunu n2 yerine yazalım. Şunu da n4 yerine yazalım. Bu durumda benim 6 n3 artı n3 eşittir 5 n5 artı n5 olmak üzere bir formülüm oldu burada bakın. Buradan da 7 n3 eşittir 6 n5 oldu. n5 eşit 7 bölü 6 n3 oldu. Buradan bir denklem daha elde ettim. n5 ile n3 arasındaki bir ilişkiyi buldum. Buna da denklem 3 diyelim. Bu sefer gördüğünüz gibi elimizde 3 denklem var. 3 equations. Ama yine 4 bilinmeyen var. 4 anons. Yine 4 tane dişimiz var çünkü. Bunun için farklı bir yöntem var çözümü yapabileceğimiz. Elimizde yine aslında düşündüğümüzde interference denklemi var. 13-11. Onu kullanabiliriz. Ama onu kullanırken bir tane yöntem kullanıyoruz. Bu yönteme de normalize yöntemi diyorlar. Use a normalized approach. To solve diyelim. Ne demek bu normalized approach? Ona bakalım şimdi. Öncelikle diyoruz ki en büyük olana bakacağız. 6. Bu en büyük olan için pinyon sayımızın normalize olmasını istiyoruz. Yani normalize demek aslında 1 demek. Hani bir sayının normalize edilmesi o sayının kendisine bölünmesi diye düşünebilirsiniz ve 1'e eşit olur. Yani burada diyoruz ki the small gear of the largest stage. Of the largest stage. Yani largest stage dediğimiz 5 ve 6. En büyüğü 6. Altına küçük olanına bakacağız. Bu arada altına küçük olanı hangisi? Şuna göre yaptığımız için bizim şeyimiz bu, resmimiz. Burada küçük olan 3. 3'ü yapacağız yani. Onu set to unity. Unity dediğimiz 1'e eşitleniyor aslında. 1 birime eşitleniyor. Ve unity eşitlendiği için buna normalized approach diyoruz. Bu en büyüğü. Dolayısıyla bunu alacağım.
Yani denklem 1'i alacağım aslında. Equation 1 ile equation 2'yi karşılaştırırsam largest stage is in equation 1, 6 çünkü. Bu durumda n2 bölü n3 eşit 6, bu largest. O zaman şu n3'ü, yani küçük olanı 1'e eşitleyeceğim. N2'nin numarası küçük diye n2'yi küçük düşünmeyin. Önemli olan şeklinizde hangi numaraları verdiğiniz ve hangisinin küçük olduğu. Şu üçüncü küçük olduğu için ona 1 dedim. Şimdi buna 1 verirsen n2'yi de bulabilirim. Bu 1 ise n2 eşit 6 çarpı 1'den 6 çıkıyor dolayısıyla. Bunu kullanıp bakın denklem 3'te n3 var denklem 3'te. Şu n3 zaten biz 1 dedik. Dolayısıyla bu denklem 3'ten işlem devam ettirebilirim aslında. Şöyle bakalım. Then equation 3. n5 eşittir 7 bölü 6 n3. Ve burada n3'ü ben 1 olarak verdim. n5 ise 7 bölü 6 geliyor. Şimdi bu benim için problem. Çünkü n5'in tam sayı olması lazım. Should be integer. Bunun integer olması için ne yapmak lazım? n3'ü hani 1 dedik. 1 ile başladık ama 1 belli ki tutmayacak. n5'i integer yapmıyor. N3'e ne dersek en küçük N5'i integer yapabiliriz ya tam sayı yapabiliriz. 6 vermek en mantıklısı. Yani burada aslında mantık gördüğünüz gibi normalized approach'ta 1 ile başlıyoruz. Hepsini tam sayı yapacak en küçük sayıyı belirlemek için birkaç işlem yapıyoruz sonrasında. Integer olması için şöyle diyelim. To eliminate this fraction. Fraction dediğimiz kesir. Yani 7 bölü 6 ki bir kesir bizim için. This fraction. Use entry eşit 6. Bu minimum kullanabileceğimiz. Bu durumda denklem 3'e bakarsak yine m5 eşittir 7 bölü 6 çarpı 6 oluyor. Buradan 7 geliyor gördüğünüz gibi. Bu integer oldu şimdi. Interference'ı da avoid etmem lazım. Yani iki şeyim var. Bir fraction'ı elimine edeceğim. Şuradaki 7 bölü 6'yı bir de interference'ı. Interference'ı elimine etmek için de use equation 13-11. 13-11'de yine assume genel geçer fi'yi kabul edeyim 20 derece ve k'yı eşit 1 kabul edeyim. Burada np'miz N3 olarak yani şu N3'ü bulmaya çalışıyorum öncelikle. 6 olsun dedik şurada. N3 eşittir diyeceğim. Formülü yazacağım yeri buraya. NP buydu. Değerleri yerine yazarsak 2 çarpı 1 bölü 1 artı. Bakın burada ortalama değil de 6'yı alarak gitmiş kitabımız. O yüzden ben de onunla gideceğim. Zaten N2 N3'te 6 dedik oran. Bunu alarak gidersek ne oluyor? Ona bakmış oluyoruz bu sorulara. 6 sin kare 20. Bir de çarpı diyeceğim. Şu yanındaki parantezi de aşağıya yazayım. Sığmayacak çünkü yanına. Şöyle çarpı dedim. 6 artı 6'nın karesi artı 1 artı 2 çarpı 6 ve sin kare 20. Bunları çarptığımda N3 değerim benim 15,95 gelmiş. Bu durumda MP'de 16 gelmiş. Bu bakın minimum integer yazabileceğim. Yani MP ya da N3 için. Minimum integer ama bana ne lazımdı bakın. Şurada 7 bölü 6'yı da sağlaması lazım ya. Aslında 1'i 6 yaptık. Dolayısıyla 6'nın katları olması gerekiyor. Eğer 16 yazarsam yine minimumu sağlamaz. Hani 6'nın katı olarak düşünürsen bunu 16'dan büyük en küçük 6'nın katını yapacağım. O yüzden minimum multiple of 6 diyorum. N3 eşit 18. Bununla ilerleyebilirim. Bu sayede işlemimi kolaylaştırmış olacağım. O zaman denklem 3'e gidersek tekrardan. Şu denklem 3'ü hatırlarsanız şurada önce 1 ile başlamıştık. Ama 1 verince olmadı. Sonra dedik ki 6 verelim. 6 verince oldu. Ama 6 verince de interference'ı sağlamayacak. Hani interference sağlaması için en küçük 15.95 olması lazımmış. Onun için de 15.95'ten büyük ama 6'nın katı olacak bir şey verdik. 18 dedik. Bununla denklem 3'ü tekrar çözersem n5 eşittir 7 bölü 6 çarpı 18'den. Bu da integer geliyor bakın. Bunu da integer yapabilmek için aslında yaptık bunu. 21 teyit geldi n5 için. Integer olduğuna göre bu bizim için uygun. Artık o zaman tamamlayabilirim. Denklem 1 n2 eşit 6 çarpı 18 eşit 108 teyit. Denklem 2'den de n4 5 çarpı 21'den. Şimdi denklem 1'e bir bakalım hemen hızlıca. Denklem 1, n2 eşit 6 çarpı n3'tü. n3'ü burada buldum zaten 18 diye. O yüzden 18'de 6 çarpı 108 buldum. n4 için de denklem 2'den 5 çarpı n5. Yani n5'i ben 21 buldum. 5 çarpı 21 yazdım o yüzden. Oradan da 105 çıktı. Bununla gördüğünüz gibi işlemi tamamlamış oluyoruz. Bakın bu aynı mantığı sadece şu şey olmadan n2 artı n3, n4 artı n5 olmadan bir önceki soruda da şurada da yapabilirsiniz aslında. Kök 30 yerine buraya 6 koyacağız. Oradan işte çıkan sonuç orana göre düzenleyip buradaki gibi sonuç yine bulabilirsiniz. Yani bu da en genel kabul edilir yöntem olarak karşınıza çıkıyor. Kitabınızda da bu yöntemle çözüm yapılmış. O yüzden bu yöntemi kullanmanızı ben de tavsiye ederim. Şurada belki şunu düşünebilirdiniz. Bunu 16 bulduk. Direkt 16'yı buraya yerine yazsak olmuyor ama hani 16'yı yazıp n5 için bir oran bulup onun bir üstü integer olsun n5 diyebilirim. Yani o durumda ne oluyor? Hemen bakabiliriz aslında. Bir alternatif olarak söylüyorum size. n5 eşit 7 bölü 6 çarpı bulduğumuz değer.
16 dedik ya, 16 olsun mesela. 7 bölü 6 çarpı 16'dan eşit 18.66 gelmiş. Mesela bundan da bir büyük eşit 19 olsun diyebiliriz M5. Yani N3'ümüz 16 olsun, M5 19 olsun diyebiliriz. Ama M5 19 olursa bu sefer de denklem 2 için problem var. M5'i 19 yaptık, yok problem olmuyor. M5 19 ise bunu sağlıyor aslında, değil mi? Yani buradan hemen denklem 2'ye bakarsak N4'ü bulabilirim. 5 çarpı 19'dan 95. Denklem 1'den de yine yazarsam N2 6 oran vardı. 18 değil de 16 dedim bu sefer mesela. Bu da 96 oldu. Şimdi bir de bunların 3. denklemi sağlaması lazım şimdi. N2 artı N3'ü. Bakalım N2 dediğimiz 96. N3 dediğimiz 16 dedik. Eşittir. N4 artı N5. N4 95. M5'te 19. Toplarsak aynı çıkıyor mu? Çıkmıyor değil mi? Yani bir önceki sorularda şurada hatırlarsanız burada dedik ki işte mesela NP'yi 16 bulduk. En yakın integer. Sonra NP'yi yazdık hemen yerine. NG'yi bulduk. Buna da en yakın integer'ı yazdık. Orandan çıktı sonuç. Hiçbir sorun yok. Şu örnek için de yaptık aynısını. En yakın NP'den integer'ı bulduk. Oradan çarpıp çıkardık zaten. Bunda da aynısını yapsaydık bakın 3. denklemi sağlamıyor. Eşit sağlamıyor bunları. O yüzden bunu yapamıyoruz. O yüzden oranlarla gitmemiz lazım. Yani normalize approach'la şu N3'ü 16'dan büyük 6'nın katı en küçük değer almamız lazım ki oranlar sağlayabilsin. O yüzden bu son bahsettiğim şeyi yani ilk iki örnekte uyguladığımız yöntemi bu tür bir soruda, daha doğrusu inline dediğimiz şu denkleminde olduğu bir soruda uygulamayın. Burada gösterdiğim yöntemi uygulayın. Umarım anlaşılır olmuştur burada.